Suriye'de, İdlib'de çok sayıda yetimhane var. İç savaşta ailesini kaybeden çocuklar bu yetimhanelerde kalıyor ve hayata tutunmaya çalışıyor. Dün briket evleri ekrana getirdik. Bugün sıra yetimhane ziyaretinde. İbrahim Kördemirci'nin görüntüleriyle Mücahit Yolcu'nun haberi geliyor ekrana. Suriye'deki iç karışıklık Nisan 2011'de başladı. Üzerinden 11 yıl geride kaldı. Bu süreçte binlerce Suriyeli hayatını kaybetti. Milyonlarcası ise evlerini, ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Rejim baskısı ve reform çağrısıyla sokaklara döküldüler. Sayıları günden güne arttı. Kısa sürede ülke ayaklandı. Beşer Esad yönetiminin protestolara sert karşılık vermesi üzerine muhalifler silahlanıp rejimle çatışmaya başladı. İç savaş öncesi nüfusu yaklaşık 23 milyon olan Suriye'de yaklaşık 7 milyon sivil doğduğu toprakları terk etti. Kaçanların çoğu komşu ülke Türkiye'ye sığındı. 350 binden fazla Suriyeli çatışmalarda hayatını kaybetti. Aralarında çocuklar da vardı. Savaşın en ağır bedelini kimi ülkesinde, kimi Avrupa hayaliyle Akdeniz sularında can vererek ödemek zorunda bırakıldı. Binlercesi de savaş yüzünden babasız kaldı. Ülkede yetimhanelerin sayısı savaş döneminde arttı. Haber Global ekibi o yetimhanelerden birindeydi. Savaşın en acı hali burada yüzünü gösteriyor. Suriye'de yüzlerce çocuk babasız kaldı ve yine insani yardım kuruluşlarının desteğiyle hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Savaşın acı yüzüyle çok erken yaşta tanışan Nur o yetimlerden sadece biri. Her çocuk gibi hayalleri var. Onları anlatırken bile gözleri doluyor. Bir an önce bu savaşın bitmesini istiyorum. Herkes evine dönsün. Hayalim doktor olmak. Türkiye başta çocuklar ve kadınlar için savaşın ilk yıllarından itibaren harekete geçti. Sınır hattı güvenli hale getirildi. Suriyelilerin dönüşü ve yaşamlarını sürdürmesi için projeler hayata geçirildi. 22 derslik okulumuz mevcuttur. Burada yaklaşık günlük 1400 tane öğrenci eğitim görecekler. Suriyelilerin ekmek ihtiyacı da Türk Sivil Toplum Kuruluşları tarafından karşılanıyor. Sadece İdlib bölgesinde günlük 300 bin adet ekmek üretimi yapılıyor. Buradaki kıyafetler ücretsiz olarak Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. Burada alınan kıyafetler her bir kişiye 3 parça ücretsiz verilmektedir. Burada Türk bağışçılar tarafından destekleniyoruz. Gıda, hastane gibi pek çok yardımları var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.